Ay amma uyumuşum. Çocuklar nerede? Hamzaların avukatı gelmiş abla. Dilara istiyor. Gel. Bir çay ver kızım. Hoş geldiniz avukat bey. Hoş bulduk. Buyurun. Kızım şimdi geliyor. Ali Bey'in size selamlarını getirdim. Teşekkür ederim. Buyurun kahvaltı edelim. Ben ettim, siz buyurun. Doğru. Saat kaç oldu? Bu sabah biz biraz geç kaldık. Şimdi geliyor abla, uyanmış zaten. Tamam. Bir kahve içersiniz herhalde, nasıl olsun? Şekerli rica edeyim. Ben de Ali Bey'i arayacaktım. Şey için, teşekkür için. Aslında beğenip beğenmediğinizi merak ediyordu o da. Çok beğendim. Beni çok mahcup etti. Zaten atın adını da öğrenmem gerekiyor. Sizde cep numarası vardır herhalde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pazar sabahı sizi rahatsız ettim. Önemli bir konu vardı da. Buyurun, sizi dinliyorum. Kızınıza intikal edecek olan merhum Osman Hamzoğlu beyefendinin mirasıyla ilgili işlemlerin bir süre için askıya alındığını bildirmeye geldim. Anlamadım. Neden? Şirketin içinde bulunduğu Darboğaz şu anda böyle bir ödemeyi kaldıracak durumda değil. Duydun mu anne? Koskoca Hamzoğulları mali sıkıntı içindeymiş. Ben anlamam kızım. Beni para işlerinize karıştırmayın. Ay hiç aklım ermez. Güzel. Madem ki bunu bildirmek için sizi buraya kadar yormuşlar, ben de bundan sonra yapacaklarımı bildirmek için ayaklarına kadar gideceğim. Buyurun, birlikte çıkalım. Kahvenizi soğutmayın. Kahveyi Hamzalar'da içersiniz avukat bey. Gidelim. Alo, Ali Bey, ben Sümbül. Nasılsınız? Size teşekkür etmek için arıyorum. Hem at için hem de başka bir şey için. Dilara avukatla size geliyor, şimdi çıktılar. Biraz sinirlendi tabii. Ha bu arada atın ismi neydi? Pek güzel bir hayvan. Malum, alıştığı atla seslenmek lazım. Hasret. Tekrar teşekkür ederim. Demek şirketiniz bugünlerde mali güçlük içinde Ali Bey. Ne oluyor Dilara? Bu ne biçim eve girmek? Bu ne hal? Bırak kader. Ben onunla konuşuyorum. Ne oluyor ya? Otur bir çay iç Dilara. Sakinleş biraz. Bakın ben ne düşündüm. Hamzaoğlu mallarının hepsini en başta da bu konağa tabii mahkeme yoluyla sattırırsam gelecek paradan size düşen payla şirketinizin darboğazını rahatça aşabilirsiniz. Konak ipotekli. Malları satmaya gelince de Hamzaoğlu Ali'nin malını alacak alıcının ben alnını karışlarım. Boşuna mahkeme sürünme. Ben durumu toparlayınca sana hakkını veririm. Merak etme. Gelin hanıma bir çay verin kızlar. Ne değişti Ali Bey? Hiç olmazsa bunu söyleyecek kadar şerefli davran. Neden birden fikrini değiştirdin? Aman boş boş konuşma be Dilara. Ne değişecek?
Canımı sıkma. Sanki paraya ihtiyacım var. Durum düzelince vereceğiz işte. Baksana buraya, ne yapıyorsun sen? Anasına söz verdim. O parayla abuk subuk işler yapmaya kalkmış. Zeliha'nın hakkını vermeye de ölüm döşeğindeki anama söz verdiydi. Ne oldu? Sümbül bir telefonuyla muma mı çevirdi seni gene? Kardeşimin dul karısını kendi paramla saptıracak değilim. Sen karışma. Zamanı gelince parayı Zeliha'ya veririz, olur biter. Sümbülden bir şey artarsa tabii. 10 milyarlık atlan başladın bakalım. Arkası gelir nasıl olsa. Dayım Sümbül Hanım'a hasreti mi vermiş? Doğum günü hediyesi. O at abimle benim. Bizim için alınmıştı. Nasıl verir ya? Tabii esas soru niye veriyor? Daha da esas soru, o atın adı niye hasret?